Bein Sports ekranına hoş geldiniz. Özel röportaj köşemizde bu hafta Karşıyaka'ya biz konuğuz. İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda Karşıyaka oyuncuları Can Korkmaz ve Berkan Durmaz'la birlikteyiz. Teşekkürler bizi buraya kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bugün beraber konuşacağız. Bu sezon çok iyi başladı sizler için. Buraya nasıl geldiniz, sizin için sezon bireysel olarak nasıl başladı? Bunları ayrıca bir konuşalım. Can, sen tecrübeli olansın burada. Biraz Berkan tarafından ben başlamak istiyorum. Çünkü ilk defa Tofaş'tan çıkarak hayatında başka bir takımda oynuyorsun. Senin için çok yeni ve çok sıcak duygular var galiba Berkan. Aynen, zaten ben de mental olarak bazı farklı challenge'lara girmem gerektiği için Tofaş'tan çıkma kararı almıştım. Sahanın dışında da öğreneceğim çok şey olduğunu düşündüğüm için ve burada da camiayla başarıya doğru yürüyebilecek o mentaliteyi sağlayabilmek için böyle bir adım attım. Şu ana kadar da gayet verimli geçiyor. Herkes de yardımcı olmaya çalışıyor bu süreçte. İşte maçları da kazandığımız için güzel gidiyor. Bir Marnesa'da ufak bir takıldık. Bir de Efes'e son saniyede kaybettik diyeyim. Son topu kullanamadık. Onun dışında her şey güzel. Taraftarın da %100 kapasite olmasıyla birlikte çok daha burayı şenlendireceğini düşünüyorum. Her şey keyifli gidiyor şu ana kadar. Tabii kazanırken alışma süreci daha kolay. Yani kesinlikle. Can, senin için burası bu sezon nasıl başladı? Güzel geçen birkaç son sezonla beraber buraya gelme kararın oldu. Oturmuş bir takım. Hedefleri çok belirli bir takım Pınar Karşıyaka. Geçtiğimiz yıl bıraktığı yerden bir adım ötesine geçmek için bu sezonda o yolla çıkıldı. Nasıl hissediyorsun buraya geldiğin ilk dönemle itibaren? Ya çok mutluyum. Zaten Berkan'ın da sizin de dediğiniz gibi hedefleri olan bir kulüp. Ve bütün herkes bu hedef doğrultusunda elinden geleni en iyi şekilde yapıyor. Bu zaten bizi takım olarak bir adım daha ileri götürecek. Bunu da şu ana kadar en azından sezonun başlangıç kısmı olarak yaptığımızı düşünüyorum. Dediğimiz gibi hani Manresa mağlubiyeti pek beklediğimiz bir mağlubiyet olmadı ama bunun da bize fazlasıyla şeyler öğreteceğine inanıyorum. En azından sezonun başında böyle bir mağlubiyet bize ders verici olur ve hatalarımızdan ders çıkarıp daha güzel sonuçlara elde ederiz sezon gittikçe diye düşünüyorum. Şu ana kadar her şey çok güzel. Umarım üstüne koyarak kişisel olarak, takımsal olarak kupa veya kupalar alabileceğimiz sezon olur diye düşünüyorum. Ya oynadığınız maçlarda şu ana kadar kaybettiklerinizde bile çok rekabet üst düzey. Yani Efes maçını söyledin hani son anda diye. Manresa maçı da üst düzey oynanan bir basketbol. Bilmiyorum basketbolumuz açısından ne kadar istediklerinizi başardığınızı siz daha çok söylersiniz. Böyle maçlar oynamak, yani kaybedilse bile rekabetçi olmak, maç içinde kalabilmek sizin için ne kadar önemli? Sana bakıyorum. Yani tabii ki de ne kadar kaliteli maç yaparsak aslında işin sonunda o kupanın olduğu yerlerde bize daha çok avantajı olacak bu tarz durumların. Tabii ki de benim kişisel olarak görüşüm basketbolun büyük bir kısmı aslında mental bir kısım. Bu maçlarda da bunları nasıl yöneteceğimizi daha çok öğreniyoruz. O yüzden bu tarz maçları oynamak, işte ligin alt sırasından bir takım gelse bile sizi burada kendi evinizde yenme hayaliyle geliyor. O yüzden öyle daha farklı bir motivasyonla geliyor. Bu motivasyona karşı oynayıp orada çıkaracağımız dersler de çok önemli. Bize çok faydası oluyor. Uzun vadeye baktığımız zaman özellikle kendime ve takıma çok şey katacağını düşünüyorum. Berkan daha çok mentalite kısmına odaklanmış bu sözü. Çünkü o kısmı değiştirmeye çalışıyorsun tabii bu takım değişikliğiyle birlikte. Sen daha tecrübeli isim olarak ne söylersin? Yani geçen sezon Telekom, ondan önce Galatasaray. Sen zaten hani hedefleri olan kulüplerde bu hamleleri yapmaya alışıksın. Beklentilerin olduğu yere gitmeye. Senin için o anlamda nasıl gidiyor? Ya buranın şöyle bir farklılığı var bence. İlk günden, yani son güne kadar olacak umarım diyeyim. Herkesin hedefi bir. İstenilen şey belli. Ne olursa olsun sahada kötü oynayan, yani basketbolun iyi olmadığı gün bile mücadele verilmesinin hani zorunlu olduğu veya en önemli şey olduğunu herkes biliyor ve bu doğrultuda ilerliyor ve roller çok daha net.
herkes kimden ne istediğini, takım olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ve bu doğrultuda ilerliyoruz. O yüzden hem güzel bir şey hem de zor bir şey. Farklı rollere adapte olabilmek, her gün aynı fiziksel gücü sahaya koyabilmek, her gün konsantre olabilmek. Ama dediğim gibi zaten hani belli bir şeyleri istiyorsak, atıyorum Efes'te, Fener'le mücadele edebilmek istiyorsak, onları yenmeyi hayal ediyorsak, Avrupa'da sonuna kadar gidip bu sene son maçta değil kupayı almak istiyorsak, bunları zaten her gün üst üste kazanıp bu sınavlardan geçmemiz lazım. Umarım bunu da elde ederiz diye düşünüyorum. Berkan, şimdi oyunun için mantalite bir yana, farklı bir koçla çalışıyorsun burada. Tabii Tofaş'ta da farklı antrenörlerle çalıştın. Orhun Ene ile başlayan süreçte en son Hakan Demir'le birlikte çalışıyordun. Ufuk Sarıca'yla çalışmak senin için nasıl farklılıklar getirdi? Aslında Ufuk abiyle milli takımda da bir vakit geçirmiştik. Ama kulüpte ve bütün sezon genelindeki planlamayla birlikte biraz daha farklı oluyordur herhalde. Evet, yani tabii takımın dinamiğiyle de alakalı. Benden yapabileceğim daha farklı şeyler var. Onları istiyor, onları görmemi sağladı. Onun üstünde daha çok odaklanmaya başladım ben de sahaya girdiğim zaman. Yani şimdiden aslında çok şey öğrendim ve uygulamak için de önünde güzel bir zaman olduğunu düşünüyorum. Çok daha farklı bitireceğimi düşünüyorum bu sezonu. Her iki anlamda da. Oyun, yani saha içinde de saha dışında da. O yüzden Ufuk abi de bana şu ana kadar çok şey öğrendim ve aslında çok daha fazla şey öğrenebileceğimi gösterdi burada da. Can, sen bu 2015 senesinde şampiyonluk kazanırken ki Pınar Karşıyaka'nın buradaki atmosferini hatırlıyorsundur. Hatırlıyorum. Hatırlamaz mısın değil mi? Burada oynarken böyle gelen deplasman takımı olarak karşınızda nasıl bir atmosfer buluyordun? Onu yakalayabilecek misiniz bu sezon? Ne hissediyorsun? Bence yakalayacağımızı şüphe yok. Bu güzel başlangıçta özellikle bizi de daha da destekleyeceklerini düşünüyorum. Bir de ben hep Galatasaray'la birlikte geldiğim için genelde buraya, yani yaşadığım 8 senenin, atıyorum 8 deplasman, 9 deplasman gelsem yarısı Galatasaraylı olduğu için en iyi atmosferleri büyük ihtimalle en fazla yaşayan insanlardan biriyim deplasman takımı tarafından. O yüzden yani ben de heyecanlanıyorum ve sabırsızlanıyorum. Hele bir de galiba yeni kuralla %100 seyirci kapasitesi geliyor diyorlar. Umarım. Yani bir an önce o günleri görürüz. O taraftarla, o heyecanla, o atmosferle oynamak eminim çok daha paha biçilmezdir diye düşünüyorum. Ya şimdi pandemi sonrası o kapasiteyle oynamak gerçekten herkesi heyecanlandırıyor sanıyorum. Bu 6. adam hissini tribünden almayı özlediniz herhalde değil mi? Maç içinde eksikliğini bilmiyorum, ne kadar hissediyorsunuz siz oyuncular olarak? Yani tabii ki de dışarıdan böyle bizi destekleyen, yere atladığımızda bizi böyle elleri parçalanınca alkışlayan taraftarlar olunca biz de daha çok mücadele etmek istiyoruz. Bir de o yönden çok itiyorlar. Ki bu %50 kapasiteyle bile yani buradan ses yankılanıp böyle tüylerimizi diken diken eden bir ses oluyor. Tabii bana öyle kısmet olmadı tamamen burasını dolu görmek. İnşallah çok güzel bir atmosferle burada güzel maçlar çıkaracağımıza inanıyorum. Şimdi bir de hakikaten düşününce hiç seyircisiz maç oynamak, bilmiyorum yani nasıl hatırlayacaksınız, böyle anılarınız var mı, duyulmasını istemediğiniz, dışarıdan duyulan ve sizi zor duruma düşüren şeyler yaşadınız mı Can? Oldu mu? Ya çok yaşamadım açıkçası, ben bana çok denk gelmedi. Bu konuda biraz şanslı olabilirim ama geçen sene özellikle playoff serisinde yine Karşıyaka ile oynarken hani tek tük sesler çıktığında vesaire, hani çok aslında mizah yönü kuvvetli konuşmalar oluyor özellikle bu salonda. Öyle bir güzel bir diyalogumuz olmuştu diyebilirim Karşıyaka seyircisiyle. Yani daha doğrusu kısıtlı gelen kişilerle. Yani değişik bir tecrübe oldu zaten. Hani ona alışmak zordu. Şimdi tekrar seyirciyle oynamak da aslında zor bir şey. Çünkü unutuyorsunuz, bir heyecanlanıyorsunuz, heyecana kapılıyorsunuz arada vesaire. Bakalım, yani geçen sene ne kadar değişikse bu sene başlangıcı ve ilerleyen günler bize ne gösterecek bilmiyorum ama o da eminim bize yeni bir tecrübe olacak diye düşünüyorum. Ya insan bir şekilde ona da alışıyor. Eskiye dönmek de, yani bilmiyorum nasıl hissediyorsun Berkan bu konuda. Sen çok genç bir oyuncu olarak ya kariyerinin çok başında bu pandemi döneminin yansımalarını nasıl hissettin?
Yani öncelikle sezon iptal olduktan sonra başlayayım. O kısmı ben çok iyi geçirdim. Hı. Özellikle işte Tofaş'ta Tolga abiyle konuştum. Bazı ekipmanları eve götürdüm. Evde çalışma fırsatım oldu online olarak. Yani orada bayağı kendime yatırım yaptım. Daha sonrasında işte geçen sezon iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Hem rakamsal olarak da hem de saha içindeki işte özelliklerimi yansıtma konusunda da. O yüzden pandemi açıkçası bana iyi geldi. Bilmiyorum, nadir olan kişilerden miyim. O yüzden ben bu süreçten memnun kaldım diyebilirim yani. Ozum'da yapılan toplantılar, daha doğrusu idmanlar, dünyanın en verimsiz idmanları mı derim, yoksa aslında verimli miymiş bilmiyorum. Sen nasıl geçirdin orayı? Ya güzeldi, ailemleydim. Hani ki bir belirsizlik vardı ilk sezonda. Oynanacak mı, oynanmayacak mı diye. Ama ondan sonra işte yani bir şekilde adapte oluyorsun ve değişikti açıkçası. Yani çünkü salondan eve, evden salona başka bir hayat yok. Hani bir yemeğe çıkamıyorsun, bir kahve içemiyorsun arkadaşlarına vesaire. Ailen gelse her gün antrenmandasın, insanlarla temas ediyorsun, onlara bulaştırır mıyım vesaire. Onun da ayrı bir korkusu vardı en azından benim açımdan. O yüzden zor bir dönemdi bence. Hani kişisel gelişim açısından daha kolay ve daha gelişebileceğimiz bir dönemdi. Ama genel kafa yapısı olarak her gün test olmak, her gün acaba hasta mıyım veya hani bir ara koronanın ne olduğunu biliyoruz da bilmiyoruz, ne oluyor, ne bitiyor, koku alamıyorum vesaire vesaire şeyler biraz yıpratıcı olmuştu ama artık geçti diye düşünüyorum. Korona oldun yani koku alamıyorum dediğine göre. Yok, ben hiç... Ben çok kötü dönemle denk geldim ama çok rahat atlattım yani. Farkında bile değildim olduğumu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bir de şey faktörleri var, seyahat etme faktörleri. Bunları Şampiyonlar Ligi'nde siz en azından bazı boş haftalarla daha iyi yaşıyorsunuz. Orayı belki daha iyi yönetiliyor olarak görüyorsunuzdur, bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki organizasyon nasıl? Senin görüşlerini alayım Berkan. Nasıl bir sezon, zaten çok iyi başladı sizin için Jerusalem deplasmanıyla birlikte. Evet, oradaki durum, organizasyon nasıl ilerliyor? Ya bir de bu sene başında şeyi de değiştirdiler işte, ikinciler üçüncülerle eşleşiyor. Ya, format da değişti. Yani ikinci oldum diye rahatlayamıyorsun da aslında grupta. Daha çok heyecan katan, aslında izleyenlerin de daha çok keyif alabileceği bir format oldu. Tabii ki de bizi de daha çok strese sokan, hani birinci olalım, rahat rahat ikinci gruba çıkalım diye bir format oldu aslında. Şampiyonlar Ligi son iki yılda özellikle inanılmaz adımlar atmaya başladı. Hem sporcuları işte koruma konusunda, hem kulüpleri koruma konusunda. O yüzden böyle bir organizasyonda oynadığım için de şanslı hissediyorum, mutlu hissediyorum kendimi yani. Peki başlangıcı konuşalım biraz daha. Jerusalem deplasmanı, inanılmaz bir seyirci var. Maçın sonunda Bonzik Olsun'un yaptıkları. Yani ekrandan şahit olmak bir de inanılmaz bir heyecan. Siz orada neler yaşadınız Can? Nasıl, o sekans nasıl anlatırsın? Ya aslında çok gelgiti olan bir karşılaşmaydı. Jerusalem'in oyun tarzıyla da alakalıydı. Bizim de gerçek anlamda seyircili ilk deplasmanımızdı. Hani Petkim'le de oynamıştık ama gerçek anlamda seyircisi olan ve ateşli bir seyirci ve daha büyük bir salonda. Son 2-3 dakikaya bence çok avantajlı girmiştik. Ondan sonra 2-3 tane bayağı zor atışları başarılı hale getirince bir anda biz tam tersi duruma düşündük ve tam o sırada Bonzi'nin bir tane tip dunk'ı üstüne 2-0 atmaları ve son saniyede sorumluluk alıp bize galibiyeti getirmesi gerçekten yani unutmayacağım maçlardan biri oldu. Yani hele sezona öyle, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde öyle başlamak gerçekten sizi de yüreklendiriyor. Hani takımı bir araya getiriyor, kişisel olarak insanların ne zaman sorumluluk alabileceğini ve ne kadar çok istediğini anlıyorsunuz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Yani sadece son saniyede kazanılan bir deplasman galibiyetinden çok daha fazlaydı bence. Bir de Berkan'ın dediği, bu grupta artık birinciliğin ne kadar önem kazandığını da düşünürseniz sanırım. Aynen öyle. Yani direkt o hedefteki bir rakibe karşı daha kesinlikle da aynen önem kazandığı kesin. Daha ilk haftadan bu heyecanı hissetmek de çok başka gerçekten o maçın önemini. Sen orada neler hissettin Berkan? Yani inanılmaz maç sonu. Bonzi şutu attıktan sonra bir anda kendimi ona doğru koşarken
hatırlıyorum. Gerçekten de çok önemli mesaj verebilecek bir galibiyet oldu. Tüm Şampiyonlar Ligi'de aslında. O yüzden öyle zorlu bir deplasmandan zorlu bir takıma karşı böyle bir galibiyet hem takım içindeki o bağı da kuvvetlendirdi. Hem de herkese biz güçlüyüz, geliyoruz mesajı da verdik. Ama tabii ki de buradaki Marmaris'e maçının şimdi faturasını ödemeye gideceğiz oraya. Böyle hataların çok aslında büyük sonuç çıkarabileceği bir format. O yüzden de en iyi şekilde bütün maçları çıkıp hepsini kazanmak istiyoruz. Umarım telafisi gelir sizler için. Ya, sezona bir anda iyi başlarken bazı takviyeler de söz konusu sizin için. Michael Roll Ekim ayının başında katıldı takıma. Çok da iyi bir takviye oldu gerçekten. Çok hazır geldi belli ki. İnanılmaz bir yüzdeyle şu an. Topu yönlendirdiğiniz oyunculardan biri beraber sahada. Nasıl senin pozisyonunda Michael Roll'dan aldığın hani kendin bireysel olarak şeylerle de birlikte buraya kattıkları ne dersin? Ya Michael öncelikle yani çok iyi bir takım arkadaşı ve öğretici. Hem saha içinde hem saha dışında. Ve gerçekten hani tabiri caizse bir lider gibi ilk günden beri hareket ediyor. Ve saha içinde de saha dışında da takımı sahiplendi ve hani tecrübelerini bize aktarıyor diyelim. Farklı konularda, farklı geçmişe bir sahip olan bir insan için Afrika Kupası'ndan gelmiş, hazır bir şekilde bize çok şey kattı ve takım da ona çok kolay adapte oldu diye düşünüyorum. Daha önce onunla birlikte oynamış takım arkadaşlarımız da var, bilenler de var. O yüzden şu ana kadar çok iyi, çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle ona yardım edebilirsek bazı konularda çok çok daha da ileriye gideceğimizi, onu da rahatlatacağımızı düşünüyorum. Ama çok güzel, çok iyi bir takviye oldu bizim için. Yani gerçekten bir takviye daha var. Alex Tice, o da idmanlara başladı. Onun da sanırım durumu oldukça iyi. Burada hedefler için fedakarlıklar yapılmaya, sezon başı itibariyle gerekli yerlere direkt nokta atışları yapılmaya çalışılıyor. Sen nasıl görüyorsun Berkan? Atmosfer idmanlarda nasıl? Bunların şu anda ne kadar maça yansıdığını düşünüyorsun? Ya öncelikle takımdaki herkesin iyi niyetli olması idmanlardaki o işte yaptığımız sertliği daha fazla yukarı çıkarmamızı sağlıyor. Yani kendi içimizdeki rekabet diğer takımlara karşı üstünlük sağlamak için aslında burada daha fazla yaşıyoruz. İdmanda daha yoğun şeyler yaşıyoruz ki maçta hani birazcık daha işimiz kolaylaşsın diye. Hani burada kötü karakterli oyuncunun olmaması da bu idman yoğunluğunu, o işte sertlikti vesaire, herkes birbirine izin veriyor. Çünkü kötü bir niyeti olmadığını bildiği için. Bu da bizi her zaman bahsettiğim gibi bu uzun vadede hem biliyorsunuz takım bağları çok önemli bir yolda giderken. O takım bağını sıkı tutacak şekilde insanların olması da bu atmosferi güzelleştiriyor tabii ki organizasyonu yani. Aslında ben bir ara hani devam eden kadro dedim ama o kadar da çok isim devam etmiyor. Şimdi yabancılara bakınca ciddi bir yenilik var orada. Sana da sormak istiyorum o açıdan. Hani idmanlardakinin şu ana kadar maçlarla ne kadar sahaya yansıdığını düşünüyorum. Yani bu takım %100'üne hani ne kadar şu an? Yüzde kaç dersin? Ne zaman ulaşırsınız %100'e? Ya tabii bunu bilmek açıkçası zor. Umarım en önemli maç, en önemli günlerde, en kritik maçlarda %100'ümüzle oynarız veya en azından oralarda oluruz diye düşünüyorum. Ki bir tanesi de Berkan'ın da söylediği gibi bu hafta oynayacağımız Manresa maçı deplasmanda. Ama yani antrenmanların böyle gittiği sürece, böyle bir sertlik olduğu ve herkesin konsantre olduğu sürece bu %100'e ne zaman gelinir bilmiyorum ama çok daha yolu kısaltacağını düşünüyorum. Ve gün geçtikçe birbirimize de alışarak, birbirimizi daha da fazla tanıyarak, neleri sevdiğimizi saha içinde, nelerden, ne durumlarda daha rahat oynadığımızı bildikçe bence %100'e gitme durumumuz çok daha kısalacak. Onun için de bakalım en güzel zamanda olur diyorum umarım. Peki görev tanımı açısından şimdi bu sene yapılmaya çalışanlar, koçun sizin için işte şunu yapacaksın, senden bunu bekliyorum dediği şeyler noktasında sen nasıl hissediyorsun kendini? Senin bu sezon aslen geliştirmen gereken şeyler, yapman gereken şeyler neler?
ilk geldiğimde açıkçası çok fazla anlayamamıştım ama şimdi zaman ilerledikçe daha iyi anlıyorum sahada neler yapmam gerektiğini. Tabii ki de hani benim fiziğime bakılınca iyi müdafaa ve iyi bir rebound toplayıcısı olmam şart. Onun dışında da hücum kısmında işte takımı rahatlatacak şutsa veya hücum reboundundan atılacak bir basketse bu tarz şeyler daha çok tabii ki de benden isteniyor. Ben de elimden geldiğince özellikle, daha doğrusu öncelikle savunma kısmında takıma yardımcı olup hücum kısmında da geri kalan işleri halletmek için bütün odağımı oraya vermiş durumdayım. Peki ligdeki bu sezon rekabeti nasıl görüyorsun Can? Yani sen birçok takımda farklı hedeflerle yola çıkan bir kariyere sahipsin. Burada şu anda lig liderliği elde, cepte. Bunun üzerine ne kadar koyabilirsiniz? Sezonu bu noktada bitirebilir misiniz? Orada rekabeti diğer takımları, hani üst sıra, alt sıra nasıl görüyorsun? Ya tabii daha 5'te 1'i bitti baktığımızda sezonun. Bir şey için, bir şey söylemek için çok daha erken ama hedefimiz bitirebildiğimiz kadar en üst sırada bitirmek. Çünkü Efes ve Fener'e nazaran daha kolay bir Avrupa fikstürümüz var. Onlar her hafta oynuyor. Kimi hafta ikişer maç oynuyor vesaire. Ama alttan gelen, yani alttan gelen takım tanımlaması yanlış ama geçen sene o kadar iyi olmayan Galatasaray bu sene sezona çok daha iyi başladı ve taraftarında olmasıyla eminim onlar da çok daha iyi bir performans göstereceklerdir. Tofaş keza senelerdir hep ilk 6, ilk 4 içinde olan bir takım. Diğer takım kadroları çok iyi olan takımlar var. Türk Telekom gibi, Darüşşafaka her zaman belli bir sertliğe, belli bir oyun disipline sahip olan takım. Yani bence tipik ol biraz çok nedenler. Hani herkesin söylediği gibi bir şey olacak ama çok kolay maç olduğunu düşünmüyorum ben ligde. Özellikle alt sıralarda olan takımların her hafta neredeyse sonuna kadar mücadele ettiği, son topa kadar her şeyini ortaya koyduğu bir maç trafiğindeyiz. O yüzden hani olabildiğince her maça ayrı ayrı odaklanıp, her maçı kazanıp sezon sonunda da baktığımızda en üst seviyede olmak istiyoruz. Berkan, Efes maçı çok üst seviye maç. Son topta artık orada Shane Larkin'in yine yaptıklarıyla elden kaçtı sizin için. Anadolu Efes ve Fenerbahçe, eğer bu ligde tepede olmak istiyorsanız yenmeniz, geçmeniz gereken devler. Sizin için o karşılaşmaların önemi normal sezonda. O yüzden ne kadar motivasyon sağlıyor oyuncular için bireysel olarak bu maçlar, ne kadar hedef? Tabii ki de özel maçlar ama oralara çıkmak için de alttaki takımları yenmeniz gerekiyor mantık olarak. O yüzden bireysel olarak benim böyle ekstra bir motive olduğum durumu yok. Her maça aynı şekilde odaklanmaya çalışıyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum. O yüzden hani böyle Efes, Fenerbahçe gibi takımlara ekstra bir motivasyonla daha önce hiç maça çıkmadım açıkçası. Peki şimdi Avrupa basketbolunda son yıllarda Türk takımlarının aldığı kupalar malum. Euroleague'de, Eurocup'ta, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde iki final var. Oraya o kulüplerin adına isim yazdırmak, hani Türk oyuncular olarak bunun bir parçası olmak sizin için, yani kariyeriniz için nasıl bir anlam ifade ediyor? Ya ben son salisede kaçırmış bir insan olarak Trabzonspor'da hani gerçekten hani neredeyse kupayı tutup kaybeden ekibin bir parçasıydım. Ve çok içimizde kalmıştı açıkçası. Keza bu kulüp geçen sene aynısını yaşadı. 4-5 sene önce daha aynısını yaşadı. O yüzden yani sonuçlandırmadıkça bir şeyi hani sonuna kadar keyfini alamıyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden eğer bunu bu sene başarabilirsek hep beraber, biz de bir parçası olabilirsek gerçekten bu çok gurur ve onur verici olur hepimiz için. Sen ne düşünüyorsun? Hayal mi bu? Bu sezonun hayali bu mu? Yani şehrin de hayali bu aslında. Sadece biz oyuncuların değil, bütün şehrin de hayali bu. Tabii ki de böyle Avrupa'da önemli organizasyonlarda başarılı olan bir Türk takımının Türk oyuncusu olmak da tabii çok farklı bir gurur. Gurur olur yani. ama işte o yolda giderken birçok şeyler yaşıyorsunuz. İşte mesela geçen sene Karşıyaka birinci DC'yi burada yenemese
aslında böyle bir sezon sonu olmayacaktı. İşte benim her zaman bahsetmek istediğim çok gerilerden geliyor o final yolu. Onları en iyi şekilde geçebilirsek oralarda da olacağımızı, inşallah o kupayı da kaldıracağımızı düşünüyorum. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Hoş sohbetiniz için sağ olun. Bein Sports ekranında özel röportaj konuğumuz Berkan Durmaz ve Can Korkmaz'dı. Pınar Karşıyaka'nın salonunda İzmir'de karşınızdaydık. Ancak burada noktayı koyuyoruz. Hoşçakalın.